Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir erkekle bir kadının arasında son bağ nikah akdi ile kurulur. Nikah akdi olmadan erkekle kadın arasındaki yasaklar asla kalkmaz. Dokunma, öpme, bir arada bulunma, avrete muttali olma gibi haramlığı, yani kadının erkeğe, erkeğin kadına haram olmasına ait kural nikahtan önce hiçbir şeyle kalkmaz. Bu nikah nişan değildir. Dolayısıyla nişanın mücerret görüşmenin dışında hiçbir şeyi mubahlaştırmadığını bilmemiz lazım. Neden? Çünkü nişan herhangi bir mahkemeye kayda kuyuda müracaat etmeden işi bitirmeye müsait bir ek anlaşmadır ya da ön anlaşmadır. Onun için nikah gibi algılanmış bir nişan yanlıştır. Evet, nişan hem evlenme adaylarını hem de ailelerini birbirine yaklaştırabilir. Evlenme teminatına benzer bir teminat verebilir. Ama asla Allah'ın haramlarını mubahlaştırmaz. Nişanlılar görüşebilirler. Bu görüşme ileri noktalara varıp sulanmaya gidecek görüşme olmamalı. Üçüncü kişilerin bulunduğu bir zeminde görüşme yapılmalı. Yani nişanlı olan hanımla nişanlı olan erkek, onların ikisi için de mübah olacak üçüncü bir şahıs, bu çocuk da olabilir, üçüncü bir şahısın bulunduğu yerde görüşmelidirler veya telefonla da görüşebilirler, telefon benzeri cihazlarla da görüşebilirler. Bu görüşmeler sulanması halinde, yani nikahtan sonrasına bir şey bırakmayacak hale gelmesine zemin hazırlanmamalıdır. Evet, nişanlılar görüşebilirler. Ama görüşmek, oturup saatlerce ömür tüketmek, evlendikten sonra çocukların isminin ne olacağına varıncaya kadar ayrıntılara girmek şeklinde olursa, bu bir defa evlilik heyecanını yıpratır. Gençler ona izin vermeden ama birbirlerini tanıyacak görüşmeler yapmalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun olan budur. Ashab-ı kiram bunu yapmışlardır. Hiç görmeden, konuşmadan evlenmek bu anlamda doğru değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.